Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan selamlar arkadaşlar. Bu video biraz farklı bir video olacak. Mama Shiba'ları görmeye hazır mısınız? Merhaba. Kameramı bırak, kameramı. Oh my god, düşürüyorlar. Çok böyle şey hayvanlar değiller. Çok, çok enteresan. Oy. Aa, çok tatlısın ya. Ben bu videodan hoşlanmamaya başladım ya arkadaşlar. Ve şu sahneyi görmek beni iyi hissettirmedi. Japonya, bu olmamış. Olmamış ya. Japonya deyince, Kore deyince ilginç konsept kafeleri meşhur biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Japonya'da en ünlü olan kafelerden, konsept kafelerden biri de hayvan kafeler. Yani neredeyse her çeşit hayvanın içeride görebileceğiniz, onlarla oynayıp sevebileceğiniz kafeler var. Bunlar ne? Minyatür domuz kafeleri, köpek, kedi kafeleri, kirpi kafeleri, kuş kafeleri. Şimdi ben de bir YouTuber olarak dedim ki, "Ah, Japonya'dayım. O zaman güzel bir Japonya konsept kafe, restoran videosu çekeyim. Güzel bir içerik olur." Heyecanlı başladım, güzel başladım falan. Ama sonra gördüm ki, dedim ki ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum şu anda? Hayvanat bahçelerine gitmeyen ben, hayvanlar üzerinden para kazanılan yerlere asla gitmeyen ben, bir video uğruna şu anda her gittiğim yere para verip içeride hayvanların tutsak edildiği kafelere girip size video çekmeye çalışıyorum. Ve bunun üzerinden ben de para kazanmaya çalışıyorum. Ama neydi? Her şeyde bir hayır vardır. Her şey olması gerektiği gibi oluyordur. Bir şey oluyorsa bir şeyin hayrına oluyordur. Bu da neyin hayrına oldu? Böyle farkındalık yaratmak için bu tip hayvanların kullanıldığı etkinlikler, yerlere gidilmemesi gerektiğine dair, neden gidilmemesi gerektiğine dair bir video çekmeme, size de bunu iletmeme vesile oldu diyelim. Öncelikle o gidip gördüğüm, para ödediğim, onları desteklediğim o hayvanlardan burada çok özür dilerim. İkincisi de, bunu geç fark ettim ama tam zamanında fark ettiğim için de kendime teşekkür ederim. Size de ilham olsun. Lütfen hayvanat bahçelerine, işte fil yıkamalar, file binip gezmeler, işte başka bir şeyler, bunlar Asya'da çok var. Timsah görmeye kafeslere gitmeler, leoparla fotoğraf çekilmeye gitmeler. Ah hele o koca koca leoparlar, o kediler hapis tutuluyor. Bunlara gitmemeniz için ilham olur, bir farkındalık yaratır inşallah. Şimdi gelin, ben dün ve bugün neler çektim onları göstereyim. Zaten videonun sonuna doğru bir farkındalık yaşıyorum ve ondan sonra size de farkındalık ve ilham olsun inşallah. Hadi gidelim. Evet, şimdi kafeye kadar nasıl gittim onu gösteriyorum size. Burası benim yeni kaldığım yer. Şöyle büyük bir hostel burası. Yani yatakhaneli ama kapsül otel. İçeriği göstereyim size dönünce. Unuttum gerçekten, ya da bir sonraki videoda göstereyim. Enteresan bir kapsül otel deneyimi yaşamak istedim. Bir kapsül yatakhanede kalıyorum. Burası da Tokyo'nun tamamen başka bir bölümü. Mesela şu anda yol boş ya, bomboş bak. Ama hiç kimse karşıya geçmiyor, o yeşil ışık yanana kadar. Şu anda şöyle bir yere giriyorum. Takeshita Street diye bir şey. Bakın. Şimdi şurada şöyle kamerayı yana alayım. Bak şöyle el sallıyorum.
Şurada tam ben varım. Çok enteresan yapmışlar ya. Bu öne bir sokağa gireceğiz. Yağmurlu bir Japon sokağında. Arkadaşlar Domuz Kafe'ye geldik. Şöyle Mythic Cafe diye yazıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi minnoş kafeler var. Şurada giriş ücretli 1100 yen ve 1650 yen diyor. Ne olduğunu anlamadım. Onu bir soracağız içeriye girince öğreneceğiz. Arkadaşlar kafeye giriş ve 30 dakika domuzlarla vakit geçirmek tam 2700 yen. Yani ne yapıyor biliyor musunuz? 20 dolar. 600 TL para. Yer de şöyle bir yer yani. Küçük bir yer. Öyle hani doğanın içinde büyük falan böyle bir yer de değil. Bir içecek dahil bu fiyata. Mesela şöyle bir yer bak içerisi. Öyle küçük küçük domuzlar var görüyor musunuz? Bakın şurası da Harajuku Mamashiba Cafe. Burası da köpek kafesi. Evet, bakın bu köpek kafesi bayağı büyükmüş ve sıra bekliyorlar orada. Bu ucuzdur belki, dur bir bakalım soralım. Domuza gireceğiz ama yani illaki yapacak bir şey yok. Bak bunlardan göreceğiz. Abi sıraya bakın yani, burada da sıra var. Ne kadar revaçlı bu hayvan kafeler. Mameshiba bu köpeğin cinsinin adı. Mameshiba. Mameshiba doğru isimmiş olurmuş. Bu köpek kafeye giriş 1000 yen arkadaşlar. İçeride galiba yarım saat kalabiliyorsunuz. Ama şu anda biz mesela geldik saat 2.30. Dediler ki 4'te var yer. 4'e kadar dolanıp tekrar geleceğiz. Abi nasıl bir değil mi? Herkes buraya geliyor ve sadece turist değil. Japonlar da geliyor yani. 4 p.m. just enter. Okay. Please come back 5 minutes before. 5 minutes before. Yes. Okay. Line up both sides. Arkadaşlar biz şimdi başka bir kafeye gidiyoruz. Sanki şey gibi hani Taksim'den Cihangir'e bir anda giriverirsin ya böyle sakinleşir, güzelleşir. Aynı onun gibi. Bayıldım buraya. Bakın bu bölgede ne var? Şimdi hemen oraya bir zoom alıyoruz. Ve 3 boyutlu reklam panosu. Evet, saat 4 ve köpek kafeye geldik. Mameshiba'ları görmeye hazır mısınız? Şimdi bu minnoşların isimleri var. Neymiş? Kikumame, Sumurimame, Shiroyurimame. Hayvanlar işte ne yapıyorum falan diyor bunlar. Bak. Patisini veriyor. Çok tatlı tüyleri ya. Korktum ben. Şiro. Gel. Şiro. Şiro. Çok böyle şey hayvanlar değiller. Cana yakın. Yanaşmıyor, cana yakın değil. Hani mesela Big French Bulldog olsa şu an burada seni böyle yalan üstüne çıkar, ne yapar bu? Demek ki bu cins öyle bir cins değil. Evet, bu da böyle bir köpek kafeydi. Evet, domuz kafeye geri döndüm ben. Şimdi içeri gireceğiz. Çok enteresan. İçerisi domuz dolu, minik minik. Evet, buraya eşyalarınızı bırakıyorsunuz ve size şöyle bir terlik veriyorlar. Şöyle dolaplar yapmışlar. Ay, şuraya koydum buradan. Ha, neyi de yapmışlar? Bunlar açılıyor, bunlar kapanıyor.
Bir numara verdiler, bu masaya oturacak. Allah çok iyi, yemek zamanına denk gelmişim, biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda gördüğünüz bir minyatür domuz. Ve burası bir domuz kafe. Domuza dokunuyor ve sevebiliyorsunuz. Bayağı acımışlar ha. Ben dokunmaya başladım ben artık. Ay nasıl bağırıyor ya. Bakar mısın kadına nasıl kucaklıyor ona? Bağırıyor. Bebeği gibi geliyor vallahi ya. Çirkinler ama bir tatlı falan değiller. Hey minnoç. Hoş. Bir tanesi kucağımda kalmayı çok sevdi ya bak. Evet işte böyle bir şeydi yani. Domuz kafe. Evet, süremiz bitti. Artık çıkalım. Zaten ben de sıkıldım. Arkadaşlar, domuz kafemiz böyleydi. Şimdi size kirpi kafe göstereceğim. Ama onları yarın, çünkü artık kapanmışlar, bu saatte kapanıyorlar. Yarın bu videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum ben eve giderken. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle içine, sanıyorum böyle krebin içerisine bir şeyler koyuyorlar. Dondurma, çilek, Japonların bir tatlısı var şu. Ondan koyuyorlar. Gelip bir bakacağım, merak ettim ne olduğunu. Şimdi bu mochi diye bir şey var. Bu Japonların ünlü tatlısı. Şöyle göstereyim şuradaki. Lokum gibi aralarında çilek, ananas ve başka şeyler var. Şimdi bir tanesini deneyebiliriz. Şimdi şu mochi'den deneyeceğim. Çilekle. 500 bir tanesi. Bu ne ya? Ne kadar biliyor musunuz? $3.5 falan. Ah. Buymuş arkadaşlar bak. Puf puf. Puf. Hadi bakalım neymiş. Aa, bu ne ya? Arkadaşlar hemen bunun ne olduğunu okuyorum size. Mochi, kısa taneli yapışkan pirinç ve bazen su, şeker ve mısır nişastası gibi diğer bileşenlerden yapılan bir Japon pirinç kekiymiş. Vallahi güzel yapmışlar. Bir de nasıl biliyor musunuz? Çok fazla tatlı değil. Yani böyle bayık bayık bir tatlılığı yok. O yüzden ben bundan birkaç tane daha yerim. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi aynı yere, aynı bölgeye ben bugün tekrar geldim. Şimdi arkadaşlar bir kirpi kafe varmış. Yani kirpilerin içeride olduğu bir kafeye gidiyoruz şu anda. Bilmiyorum bakalım girebilecek miyiz? Çünkü giremedik yani birkaç tanesine, bir türlü kısmet olmadı. Bunu deneyeceğiz. Ha, sanıyorum yukarı. Evet. Bakın şurada. Evet, şimdi kirpi ve hamster kafeye giriyoruz arkadaşlar. Bunlar hamsterların şeyleriymiş, kafesleri. Ama hiçbir hamster göremiyorum. Neredeler? Yoklar. Burası da kafeteryanın kendisi. Aa, merhaba. Başka bir şey bu, o Endonezya'da, Bali'de kahvesi yapılan hayvan. Yazık ya, bağlamışlar onu ya. Ya işte böyle şeyler olunca ben üzülüyorum ama geldim yani, geliyorum, para veriyorum, giriyorum içeri falan. Neyse, Japon kültüründe böyle bir şey var. Ben yani kültüründe yok da hani Japonya'da böyle şeyler meşhur. Ne yapayım, gösteriyorum. Sonra da çıkacağız, bir daha da girmeyeceğiz.
still paying, it's okay. Oh yeah, sure. Sorry, thank you. Diyor ki önce ödeme yap. Tabii diyor çekiyor o kadar falan. Bu da yine 30 dakikası. 1650. Thank you. Beni bir yere oturtacak galiba. Okay, please have a seat. Thank you. Oh, they are sleeping. This is I have to wear. Yeah, please. Okay, okay. Window. Oh, hello baby. Sorry. Oh, çok tatlısın ya. Ah, çıktı ayakları. Ya. Ben seni yerim ama uyandırdık ya. Evet, eldivenimizi giyelim. Hazırız. Kirpi tutmaya. Ya minnoş ya. Ama bunlar uyuyor. Uyumak istiyor. Uyandırma. Ha bu uyuyor. Ha bu geziniyor. Tamam dur. Geziniyorken alayım. Çok tatlısın ya. Şuna bakar mısınız? Ne yapıyor? Ya sen çok tatlısın ya. Dur başka uyumayan varsa. Ay bakar mısın buna bak. Merhaba. Isırdı elimi. Ama zaten bak burada suyu ve yemeği varmış. Merhaba. Abi sen bu kadar kirpiyi nerede buldun? Bunları belki üretiyorlar burada, bilmiyorum. Bakayım başka uyumayan kirpi var mı? Ya da bu kirpiler genellikle uyuyor mu acaba? Uyuyan hayvanlar mı? Hepsi uyuyor. Baksana. Ne tatlı uyuyorlar. Bir de böyle birbirlerinin içine geçmişler. Ya şuna bak. Ben kıyamam. Ben uyandırmaya kıyamam onları ya. Are they always sleeping or now is sleeping time? Yes, night actually one more. Huh? Lunch time is sleeping. Now is sleeping time. Yes, after lunch. I don't wanna wake up them. No problem. Yeah, but they are sleeping. Yeah. Abi değişik. Aa ben sevmedim. Bunlar uyuyor. Ben onları uyandırmak istemiyorum ya. Şu hayvanı seveyim. Sen nasıl oturuyorsun ya öyle? Sen nasıl oturuyorsun öyle? Merhaba. Yazık ya. Bağlamışlar bunu. Ben bu videodan hoşlanmamaya başladım ya arkadaşlar. Bunları böyle görmeye ben dayanamadım. Ben zaten bu arada hayvanat bahçelerine asla gitmiyorum. Hayvanların kullanıldığı şeylere de gitmiyorum. Neden buralara geldim? Ben de şu anda kendimde çelişiyorum şu anda. Ve şu sahneyi görmek beni iyi hissettirmedi. Ve hani hayvanlar uyuyor, uyku saatleriymiş şu anda. Yemekten sonra uyurlar diyor, öğle yemeği saatinden sonra. Ve diyor ki kaldır, bir şey olmaz. Ama hayvan uyuyor yani. Ben bu videodan hoşlanmamaya başladım artık gerçekten. İyi hissetmiyorum. Buraya para verdiğim için de kendimi iyi hissetmiyorum. Bu hayvanları böyle gördüğüm için de iyi hissetmiyorum şu anda. Japonya, bu olmamış. Olmamış ya. Ve ben de böyle video çekme uğruna böyle kafe kafe dolaşıp onlara kaç kuruş istiyorlarsa verip hayvanları böyle göstermeye çalıştığım için de gerçekten iyi hissetmiyorum. Bunu daha önce düşünemedim böyle olabileceğini. Neden düşünemedim bilmiyorum. Çünkü ben hayvanat bahçelerine gitmem, parayla yani para kazanmak için hayvanları kullanan bir yerlere gitmem. Ama nedense bu bana bir farklı geldi. Hadi böyle bir video çekeyim dedim. Ama şu anda iyi hissetmiyorum. Buradan çıkmak istiyorum şu anda. Uyandıramam yani. Yani baksana. Hayvanların hepsi uyuyor. Yazık. Bak orada. Hepsi uyuyorlar yani. Bir tanesini elime aldım. Elimde uyuyor hala. Yazık, günah ya.
Hani değil mi? Bari deyin ki öğle yemeği saatinden sonra hayvanların yarım saat uykuya ihtiyacı var. O yarım saat kapat buraya abi. Çok basit yani, madem böyle bir yer yaptın. Uyandırmasın kimse hayvanları. Evet arkadaşlar, sonunda ne yaptığımızın farkına vardık. Böylelikle de bu videoyu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Dilerim güzel bir farkındalık olmuştur. Dilerim size biraz da olsa bir şeyler hissettirmiştir ve bilmiyorum, hayvanat bahçelerine gidiyorsanız artık belki gitmezsiniz. Ne güzel olur. Öpüyorum. Çok seviyorum sizi. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki Japonya videosunda görüşmek üzere.